Sana şunu söyleyebilirim ki Almanya'da yaşayan bir kuyumcu olarak sen altın kafeste yaşayan bir bülbül gibisin. Yıllardan beri ömrünü orada tüketiyorsun, çürütüyorsun. Gündüz maliye gelecek, malımı alacak diye korkuyorsun. Gece hırsız gelecek diye korkuyorsun. İkisinde de korku var. Gece rahat uyuyamıyorsun. Gözün devamlı beni takip ediyorlar mı? Eve giderken, evden çıkarken. Arkamda hırsız var mı? Veya alarm çaldı mı, çalmadı mı? Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Eleman bir gram altın aldı mı, çaldı mı? Bunları düşünüyorsun. Yıllarca bunları düşünüyorsun. Sanki böyle şüphecilik hastalığı başlamış gibi hissediyorsun kendinde. Sen de memnunsun aslında ama sen fark ediyorsun ki zaman ilerliyor ve yaşlanıyorsun. Ömrünü o altın kafeste harcadığını, tükettiğini fark ettin. O kadar zaman harcıyorsun ki oraya, müşterilere, dükkana. Çocukların sanki hani böyle avucundan uçan kuşlar olur ya, öyle uçtu, kontrol edemiyorsun artık, zaman ilerlemiş, söz geçiremiyorsun. Senin arkandan bir şeyler dönüyor. Bunu hissediyorsun ama kontrol edemediğinden dolayı görmemezlikten geliyorsun. Evlisin ama evli değilsin gibi hissediyorsun. Sanki gittiğin yer, o aile senin ailen değilmiş gibi, sanki misafirliğe gidip geliyorsun, yatıyorsun orada, o kadar. Yaşadığını zannediyorsun ama yaşamıyorsun. Altın kafesin içerisindesin. Ben bunları yıllardan beri çok sevdiğim bir dostum var. Kuyumcu kendisi. Onunla hep istişare ediyorum. Para var, mal var, mülk var, her şey var. Araba var, işleri çok iyi, müşteriler çok memnun ama aile yok. Var ama yok. Çocuk var ama yok. Anne var ama yok, baba var ama yok, kardeş var ama yok, yok. Önemli olanlar yok. Asıl olması gerekenler yok. Hayat bu mu? Hayat devamlı böyle şüpheyle mi geçer? Hayat böyle hep şüpheyle mi geçecek? Hep böyle kaygı, tedirgin, altın acaba yükselir mi, düşer mi? Paranoya gibi yaşamak güzel bir şey mi? Bu değil ki. Tamam ama ne yapalım? Bak ne yapalım, ben onu sana söyleyeyim. Ben sana potansiyeli keşfet diyorum. Yıllardan beri söyledim, o arkadaşıma söyledim. Bak her şeyin olabilir. Ama bu kutu gibi, bu altın kafesinin içerisinde yaşamak zorunda değilsin arkadaşım. Potansiyeli keşfet. Sadece bu şehire veya komşu şehirlere mal satmayı sınırlama yani kendini. Sadece buraya satacağım. Hayır. Sen Amerika'ya da satabilirsin. Avustralya'ya da satabilirsin. Yeni Zelanda'ya kadar düşün. Dünyanın her ülkesine ürün sat. Geniş düşün. Potansiyelini keşfet. Yolları dene. Dijitalleşmeyi öğren diyordum arkadaşıma ama o da şunu söylüyordu. Ama olur mu? Hiçbir kuyumcu altınını böyle müşteriye gösteremez internet üzerinden. Yani müşteri bunu eline alacak, bakacak, bakmadan, takmadan müşteri altını satın almaz, güven oluşmaz diye sınırlıyordu kendini. Bu ama sadece limitli, sınırlı düşünce kalıbı. Ve bu düşünce kalıbından dolayı altın kafesin içerisinde esir olmuş bu arkadaşımız. Ben ona her seferinde anlattığımda, söylediğimde olmaz diyordu. Ve 98 yılında nasıl olacağını ben ona gösterdim. O zaman eBay kurulmuştu. Ben devamlı kendini geliştirmeyi seven ve geliştiren birisi olarak ve devamlı böyle öğrenmeye açık birisi olarak o yöntemleri hemen kavradım, fark ettim. eBay'de ilk altın yüzüğü satanlardan birisiydim. Evlilik yüzükleri internet üzerinden satmaya başlayınca bütün Avrupa'daki kuyumcular, çoğu beni tanır. Onlar yok, böyle bir şey olmaz. İnternet üzerinden altın satılmamalı. Çünkü bizim ticaret farklı bir ticaret. Güvene dayalı, müşteri gelip görmeli, oradan satmamalı gibi dişlerini gıcırdatıyorlardı. Ama ben onların sattıklarının %30'unu internetten satabiliyordum. Dünyanın her tarafına. Sene 98 sevgili arkadaşlar. Bu neyle alakalı? Öğrenmeye açık olduğumdan dolayı ve sınırlamadığım için kendimi ve kendimi geliştirmeye açık ve geliştirmek için sürekli kendine zaman, para harcayan birisi olarak bunu yapabiliyordum. Ve ben onlara gösterdim, çok büyük kuyumculara, internetten nasıl satılabildiğini, evlilik yüzükleri, altın yüzükleri, pırlantaları nasıl satılabileceğini onlara gösterdim ve çok uzun süre bu şirketi büyüttüm. Bu iş otomatik pasif gelir getirdi bana. Kendi sistemimi kurduktan sonra
sistemin şirketiyle beraber devretti. Bunun gibi hala kendi işini yapıp böyle o çarkın içerisine girerek, o altın kafesinde sürekli ömrünü tüketerek yaşayan insanlar. Ama bunlar kendilerine göre çok memnun hayattan. Potansiyelinin sadece %3'ünü kullanarak. %97'si atıl duruyor. Bu kullanmadığı güzel potansiyelini insan ömrünü tüketerek mezara götürecek. Maalesef. Dolayısıyla ben ne diyorum biliyor musunuz? Bunlara, bu arkadaşlara. Hadi artık vakti geldi. Müşterilerden daha önemli senin ailen, senin çocukların, senin annen, senin baban. Manevi değere sahip olan bu etrafındakiler. Bunlar müşterilerden ve senin işinden daha değerli. Biraz da onlara zaman ayır, kendi potansiyelini keşfederek. Biraz kendine zaman ayır, kendine değer ver. Potansiyelini keşfedersen eğer, bakış açını değiştirirsen belki dijitalleşme konusunda daha başarılı olur. İnternetten ürünlerini satabilir veya kaliteni farklı bir yere getirerek daha farklı kalitede ürün satarak aranır satıcı olursun. Ve Pareto prensibine göre sadece %20 enerji harcayarak şimdiki hasılatını kazanabilirsin. Belki de iki katını kazanabilirsin. Ama bu neyle alakalı? Biraz önce dediğim gibi öğrenmeye açık olacaksın, kendini geliştirmeye açık olacaksın. Ya ben daha iyi biliyorum demeyi bırakacaksın, bardağı boşaltacaksın doldurmak için. Ancak böyle oluyor. O zaman o içindeki aslanı uyandırırsın. Kafandaki o limitli, sınırlı cümlelerden kurtulman gerekiyor. Kafandaki kilitlerden kurtulursan ancak bu olur. O zaman gerçekten yaşamaya başlarsın, özgürleşirsin. Şu anda özgür değilsin, altın kafesinin içerisindesin. Ben sana bunu açık ve net söylüyorum. Belki nefsine hoş gelmeyecek ama gerçek bu. Ben bunların hepsini yaşadım. Bu dediklerimi hayatına yansıt. Daha hızlı hedefine ulaşmak istiyorsan, yani gerçekten ben daha hızlı ayak bağlarımdan, yani kafamdaki kilitlerden, sınırlı cümlelerden kurtulup içimdeki aslanı uyandırarak vaktimi daha fazla çocuklarıma, aileme, anneme, babama, manevi değer yüksek olanlara ayırayım. Aynı kazancı elde ederek müşterilerim çok memnun olsun ve dünyanın her tarafına satayım diye düşünüyorsan, o zaman potansiyelini keşfedeceksin. Bu potansiyelini keşfetmek için de ya kendi başına emek harcayacaksın, bunu bulacaksın veya her başarılı insanın yaptığı gibi profesyonel bir destek için örneğin bizim danışmanlıklarımıza, bizim programlarımıza başvuracaksın. Peki bu nasıl oluyor? Bu videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun. Senin durumunu anlıyoruz. Ayak bağı nedir? Engelleri nelerdir? Onda ne çalışır? Bu arkadaşta hangi sistem çalışır? Uygulanabilir? Potansiyeli nelerdir? Bunları ne yaparım? Analiz ederiz. Psikolog ve iktisatçı arkadaşlarla bunu analiz eder. Sana daha iyi yere gelebilmek için ne yapman gerektiğini uygulanabilir yol haritası göstererek seni de programlarımıza alır. Seni de o arzuladığın hedefe Allah'ın izniyle götürebiliriz. Bunun için dediğim gibi profesyonel düşünmen lazım ve gerçekten öğrenmeye açık olman gerekiyor. Ve videonun altındaki linke tıklayacaksın. Bu kadar. Formu dolduracaksın, göndereceksin. Kendini değiştirmeye cesaretin varsa bunu hemen yap. Şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.